Liseliler ne haber, ben bunu hani çekmeden duramazdım, ne bileyim. Gayet düzeldi, baya güzel bir build up yaptık hani pay-per-view'den önce. Şu an o kadar çok kablo var ki yanımda, onları çözmeye çalışıyorum, bir saniye. Şimdi az öncekine göre biraz daha yorgunum. O kadar çok bağıramayacağım diğer videolardaki gibi ama umarım yine siz benim sesimi duyabiliyorsunuzdur. Elimination Chamber'a hoş geldiniz. Woo! Alkış sesi zekleri falan filan. Evet, ikinci kez geliyoruz Elimination Chamber'a bu arada. Hatırlarsanız 2014'te Dolph Ziggler'la Elimination Chamber'ı yapmıştık ve gayet eğlenceli geçmişti bana sorarsanız. Yine izleyebilirsiniz yani onları. Kimse durdurmuyor sizi. İlk maçımız tag team maçı ama biraz daha farklı bir tag team maçı olacak bu. Elimination tag team maçı, yani çok basit. Tuş olan gidecek maçtan. Bu kadar basit yani. İki üyede tuş olduktan sonra yani kalan takım kazanacak kısacası. Ya da belki de kalan takım değil, kalan takımdan birisi. Tag Team şampiyonlukları için. Jimmy Uso'nun yalnız son maçı bu değil. Şimdiden söyleyeyim ve oyunun sesi bayağı attırdım. Zaten başta söyledim değil mi? Umarım gözükür. Bu arada arena güzelmiş lan. Arka plan falan. Farklı yani bayağı. İlginç. Pepe'leri bu yüzden seviyorum. En favori, yani en sevdiğim şeylerden biri de bu zaten. Yani arenaları çok farklı oluyor. Baksanıza abi, cool yani. Cool. Neyse. Jimmy Uso'nun bundan sonra John Cena ile maçı var. Kıtalar arası kemer için. Bakalım John Cena'yı durdurabilen biri çıkacak mı? Ama şu an Tag Team şampiyonluk maçı var, o yüzden o daha önemli. Adam gülümsüyor sadece, hiç konuşmuyor. Komedi dükkanındaki müzisyen pek işte. Onun dışında sadece John Cena 20 yıldır şampiyon değil. Şimdi hatırladım da, Universe Mode'un başından beri sürekli şampiyondu Jimmy Uso ve Jey Uso. Hiç kimse yenemedi onları yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Kendi Universe Mode'um olduğu için bana güvenmeyin. Çünkü ben, yani benim balık hafızam olduğu için bilmiyorum, yanlış hatırlamış olabilirim, tekrar söyleyeyim. Ama Universe Mode'un başından beri şampiyonlardı. Ve şu an gayet güçlü bir contender var önlerinde. Bo Dallas, Bray Wyatt, Wyatt Brothers. Bakalım Uso Brother'ları yenebilecekler mi? Kardeşler kardeşlere karşı. Aile kavgası yani. Yes! Bunlar da laglı değil, adam akıllı çıkıyor. Neden zaten yavaş yavaş geldiklerinde hiç anlamıyordum birbirlerini. Çok gıcıma gidiyordu. Bütün olayı bozuyorlardı. Hakem gösteriyor tabii. Hiç görmediyseniz kemerleri size bakın yani. Çok önemli bu. Hakem tag team şampiyonu oldu. Diva şampiyonluğunu kaldırırken hem çok gülüyorum hep. Böyle şampiyon olmuş gibi kaldırıyor, bir de tutup. Zaten internette bol bol dalga geçiyorlar. Diyorlar hani hakem diva şampiyonu falan. Diyor. He's a woman's champion. Her pay-per-view'de her zaman hani Jimmy J. Uso denk geliyor bana. Hani bir yazılmış bir şey bu. Hani kural yani bu. Yazılı bir kural resmen. Resmen hani artık şey diyeceğim. Ben usta olarak oynuyorum tag team içinde falan diyeceğim hani. İnanır da insanlar. Çünkü inanmamaları için bir neden yok. Sürekli onlarla oynuyorum. Ha, keşke biraz daha hızlı tutsaydım da Wyatt'lar gelseydi. Her ne kadar şampiyonların değiştiğini görmek istesem de bu Universe Mode'daki en büyük şeyim benim. Eğer bir kural kurduysam hani uyuyacağım sonuna kadar. Sizde böyle hareketler mi vardı lan? Çok OP bir hareket. Finisher olması lazım. Size böyle hareketler vardı ve ben kullanmıyordum aylardır. Utandım, kendimden utandım. Jimmy Uso, bu hareketleri John Cena yaparsan tamam. Hani kurtuldun sen. Jey Uso ne alt yiyecek bilmiyorum hani şampiyonlukları kaybedince, ama sen uluslararası kemerle şey, aman kıtalar arası kemerle rahat rahat gezeceksin hani bütün divalar kolunda falan. Oh, sülalen rahat olacak. Jey'i de artık şey dersin. Kölem dersin. Bana su getiriyor falan dersin, yanında taşırsın.
Lan ne güzel, Bray Wyatt'ın canı bitmişti. Gerçi elimine için değil mi aynı hesaba gelecek. Bip. Oha. Abi çok güzel hareketler var Russo'ların ya. Bak şimdi. Harbiden Russo'larla oynamak çok eğlenceli. İkisinin de hareket sesi aynı olduğu için. İkisi de eğlenceli oluyor doğal olarak. Biri eğlenceliyse. Ve combo. Üzdün lan. Üzdün Bo Dallas. Ama cidden Russo'lar OP abi. Bray çekil önümden. Aa bak kaçtım hemen liseli. O kadar kolay mı sandın Gabriel Bo? Abo çekil hakem. Aha reverse diyemedi de. Hadi bakalım. Body slam. WWE'deki en sert hareket. Burada da. Woo! Çok gereksiz bir tag team finish ya. Neyse. En azından reverse deme şansını azaltıyor. Bu da güzel bir şey. Ve zaten bu odası tuş etme umudum yoktu az önce orada. Sadece canını azaltmak için yaptığım bir finisher'dı o. Bir signature bir finisher de Bray Wyatt'a. Oh tamam. Bitti maç hani. Hop small drop. Hani hiç uğraşmayın siz. Baştan kaybettiniz belli oldu. Bak 2 dakikada canlarınız nereye geldi? En azından Bo Dallas hareket yapabildi şu an. Bray Wyatt'tan çok daha iyi durumda yani. Harbiden Jimmy Uso'ya dokunmamışlar bile. Bu ne böyle? Aa tam bunu dediğimde başladılar artık Reversal Festival'ine. Fuck you. Ey. Yalnız bizim bir sorunumuz var şu an. Tek yani Uso'ların bir sorunu var. Enerjileri çok az diyeceğim de Bray Wyatt'ın cacığını birazdan kırmızıya gelince onun da enerjisi azalacak, o yüzden o sorun da ortadan kalktı bile. Yep bak onun da mora geldi. Mor arttık adamı, mor arttık. Yani şey Elizabeth'e bu kadar şey yapmadım yani. Kalk bakalım ayağa. Başka signature'ları var mı bilmiyorum Super Kick dışında ama biliyor musunuz? Umurumda değil. Tam dublajlı filmlerdeki adamlar olur ya. Onlar gibi konuştuğumu hissediyorum şu an. Harbiden umurumda değil abi. Olsun olmasın. Super Kick benim için gayet yeterli bir signature. Uzun süre yapabilirim aynı. Oo! Yaramazlık yok, yaramazlık yok. Gitti lan adam. Neyse. Bana bıraktın demek bu odası, sağ ol. Jimmy kaç Jimmy. Abi çok basit bitecek bu maç. Bari ikisine de finisher vereyim de güzel bir şekilde bitirelim maçı. Hani bari güzel bir şekilde gidin tag team olarak. Yani bir 2 dakikada finisher yapıp götürmek istemiyorum. Hop. Tamam ben artık rahatım. Ben harbiden rahatım. Finisher yapsa bile benim adam 2 dakikada koşup gelir. O yüzden my sülale is rahat. Bir daha. Aa, bravo. Nope. Oo. Ki enerjisi kalmadı işte. Fuck you. Al işte benim yine finisher gelecek ki. Aa, bak o signature aslında. Biraz daha sert yapsa yapmıştı. Woo! Aa. Eyvah. Bo Dallas hareket mi yapıyor? İnanamıyorum. Bir de şey tuş edecek onun üstünde. Liseli Dallas bu ya. Bo Dallas değil. Karıştırmışlar. Yanlış adam almışlar. Bo Dallas'ı yaparken böyle ooo çok büyük bir şey olacak Bo Dallas falan diyordum. Adamın düştüğü hale bak. Neyse WrestleMania'da aslında büyük bir şey olabilir hala. Sadece zamanım olmadı Bo Dallas için. İşte WrestleMania döneminde Bo Dallas için bir şeyler düşüneceğim. Göreceğiz artık. Duruma bağlı. Ah be! İplerini oradayken yapabiliyor muyum? Çok muhteşem olurdu. Neyse o zaman. Çıkınca yaparız. Kendine gelince. Gelecekse eğer tabi. Şaka mı bu adam? Fuck you. Ne? Aa adam bana finisher mi yapacaktı? Ne oluyor anlamadım. Hiç bilmiyorum ama. Boom. Önemli de değil. Ver bakalım bana. Şimdi bunu yüze getirmemiz gerekiyor. O da aslında o kadar zor değil çünkü finisher var.
Finisher'ini reverse etsen bitti. Ki onu bile yapmasam bak bir reversal'la 48'den 67'ye geldim. O yüzden sonun hızı gelecek. 79. Bravo. Kurtardı lan beni cidden. Tag partnerim işe yaradı hani inanamıyorum. Oo bravo. Ki Bodas şu an bak bana ona dokunamıyor. Benim her bir şeyimi reverse ediyor adam. Okey Jimmy. Sana sadece normal bir finisher yaptıracağım. Usta splash'i partnerin yapacak çünkü çok hani hırpalanmanı istemiyorum. Daha John Cena ile maçın var. Bak adamın canı gitmemiş. Mantıklı çünkü adamın canı gitmedi. John Cena ile maça çıkabilir hani. Adamın enerjisi var. Mantıklı değil mi? Evet öyle. Çabuk bu arada kalkmadan. Abi şaka mı bu? Ya finisher yaptım. Finisher hani. Yumruk atıp yere düşürmedim. 2K16'da bunu düzeltmeleri lazım. Abi normal. Hani gerçekçi yapmaya çalışıyoruz diyorsunuz. 2 saniye normal WWE izleyin. Adam bazen en basit hareketlerden bile yere düşüyor yani. O yüzden finisher yaptığında bayağı yani yere düşüyor derken yerde duruyor mesela. Çünkü neden? Adamın ağzını yüzünü kırıyorlar maçın öncesinde. En basit hareket bile aşırı ağır oluyor. Anlatabiliyor muyum? Yani mantık denen bir şey var. Gidin mantıklı düşünen birilerini alın işte stüdyoya. Ya bu adam yerde durmuyor yani. Yasak sanki yapay zeka şey. Yapay zekayla da alakalı değil bu. Her neyse. Önemli değil. Maç bitti. Daha fazla süre gerek yok. 1 2 3 tane finisher'ım yok muydu? Neden bir anda 0'a indi? Her neyse. Usolar her zamanki gibi şampiyon olarak kalacaklar. Kimse yenemiyor lanet adamları. Yes. Sonra da Uso Splash animasyonu çok seviyorum abi. Ve hala tag team şampiyonları. Şimdi Jimmy Uso'yu henüz yeterince görmedik bence. Biraz daha görelim. Ne dersiniz? Intercontinental. Kıtalar arası şampiyonluk maçı. John Cena vs. Jimmy Uso. Biliyorsunuz Jimmy Uso bir Battle Royale yendi ve bu Battle Royale yenmesi sayesinde Dallas kıtalar arası kemere contender oldu. Feisty abi o nasıl bir sign'dir. Her neyse. John Cena yine büyük belen tişörtüyle geldi. Bundan sonra John Cena yine rastgeleye alacağım. Yine her maçta farklı bir kıyafetle çıkacak. Yeterince gördük bence yeni kıyafetini. 15 kez WWE şampiyonu ha. Büyük ihtimalle John Cena uzun süre WWE şampiyon olmayabilir, bilmiyorum. Yani WWE şampiyonluğunun etrafında gezinir de olacağını sanmıyorum. Çünkü olduğunda çok büyük bir an yapmaya çalışacaklar. Oh, Ric Flair'i geçti falan. Eminim öyle bir şey olacak. Ve az önce maçtan çıkan Jimmy Uso hala şampiyon. Eğer bu maçı yenerse sadece John Cena'yı yenmekle kalmayıp en başarılı kişilerden biri olacak Jimmy Uso böyle bir Universe One'da. Çünkü John Cena'yı yenmek kolay bir şey değil, onu yapması bir başarı. Hem tag team hem kısa arası kemeri alması başarı. Yani pay-per-view'de double deal yapacak direkt. Belki bu pay-per-view'de şansıyla ama bir dahaki pay-per-view'de belki ne bileyim Big Show'la Mark Henry ile kapışacaklar ondan sonra. Bir de uluslararası kemer maçına çıkacak, hadi bakalım. Yedin şeyi, ay vay. Bir de özellikle büyük ihtimalle John Cena ile rematch yapacaklar. Bilmiyorum yani John Cena ile rematch pay-per-view'den önce yaptırabilirim. WrestleMania'da daha farklı bir maç görebiliriz yani. Çünkü John Cena, Kane gibi adamları sürekli görüyoruz. Kim geliyor? Ooo, John Cena tehlikedesin adamım. Oh, sabirlik yaptım orada. John Cena tehlikede. İlk defa Kofi Kingston'dan sonra, Kofi Kingston geçen aydı değil mi? O zaman çok olmamış.
Kofi Kingston yalnız SmackDown'daki maçlarında çok iyiydi de Pay-Per-View'de o kadar iyi gidemedi galiba. Neden kaybetmişti hatırlamıyorum. Bir AA yedi değil mi? Evet. Ve aslında o Attitude Adjustment diyemeseydi Kofi Kingston çok rahat o maçı yenebilirdi. O yüzden tehlikeli yani. O yüzden hani bir dahaki Kofi Kingston'ı görürseniz kıta arası kemer etrafında nedenini biliyorsunuz. Adam çünkü bayağı iyi. Hem oynaması da eğlenceli. Maçları da eğlenceli. Finisher da güzel çünkü hani Trouble in Paradise ya. RKO tipinde bir finisher. Aniden yapabiliyorsun böyle. Hakem sen ne atıyorsun orada ya? Ben de hakeme sinirleniyorum. Reverse yemeği. Aslında öyle bir şey olmuyor ama olsun. Nope. Bir tane daha. Uf, son anda yakalıyordu az kalsın. Crossbody mi? King geleceği görüyor beyler. Bayanlar. Hep beyler diyorum. Çok gıcık oluyorum ona hala. Alıştım kaldım ya. Bir ara gider abi. Seneye gider herhalde. Beyler demeyi bırakırım. Umarım. Aa bitirdim adamı. Abi bu hareketin cidden finish olması lazım ve zaten Rikishi'yi biliyorsunuz herhalde. Bilmeyen kesinlikle olacak da. Küçük yaşta olanlar. Rikishi'nin finisher'ıydı o. Bu da Rock'ın kullandığı. Adam Rikishi'nin hareket listesini koymuşlar. Rock'ın hareket listesini koymuşlar. Kendi hareket listesi falan var. Her şeyin karışımı gibi yani. Hani total package gibi, Lex Luger gibi ama işte biraz da John Cena gibi bir vücudu olsa Jimmy Uso aslında bir yerlere gelebilirdi tabiyle bile. Bu arada sakatlanan Jimmy miydi, Jay miydi? Birisi sakatlanmış sanırım, ikisi birden değil. Tabii ki de ikisi. Kim sakatlanmıştı be, hiç hatırlamıyorum. Neyse, hatırlamam önemli değil. John Cena bu maçı bitirebilir. Nope. Ulan ya. Okey, dikkatli oynayacağım şimdi. Too fast mi? Jimmy Uso beklenmedik bir şekilde yenilecek mi acaba? Hayır. Daha bir dakika at. John Cena'nın EA'yi sağladık bu kadar ezik yani. Direkt bir dakika at yapıyor hiç. İkiyi bile beklemiyor. Adamlar. Hadi Jimmy, çok potansiyel görüyordum sende. Şu an hiçbir şey göremiyorum. Aaa reverse'de. Reverse'lemedi. Sadece çok 2001'den kalma animasyon. Ooo Jimmy Uso. İnsanlar da söyledi. Super kick. John Cena'nın çenesinde bir şey oldu, gördünüz mü? Jimmy şu an çok mutlu. Memelerine vurdu falan. Uso Splash geliyor. Aa ama John Cena kalktı. Yerde kalmasından emin olacağım bir hareketim var neyse ki. Ama reverse dedi. Tabii ki de yani. Neden olmasın? Hadi be. Bu hareketi kaç kere yedim var ya. Bu hareketi 200 bin kere yedim. Üstüne Five Knuckles Shuffle yedim. Her maç aynı şey. Satayım. Yeter Cena. Oyunda bile yani. Oyunda bile. Yes. İşte bu tam ihtiyacım olan hareket. Tam yerinde abi. Bu kadar iyi olamazdı. Hadi. Lütfen Cena. Abi saçmalık artık ya. Harbiden saçmalık hani. O hareketin üstüne nasıl kalkar? Yani tamam kalksın da o kadar hızlı kalkması absürt bir şey. Bak o S'yi söylerken ne tükürdüm. Jey Uso zıplayamıyor mu yani? Üzücü. Bunu da yapamıyoruz. Eyvah! Oh, throwback. Tamam bir signature'ına bakar artık benim için. Bittim yani ben. Hadi abi bir şeyi reverse'leyelim. Bak adamın tek yaptığı yerde saldırmak bana harbiden. Şu an havada yaptığı tek throwback vardı. Throwback yaptı o kadar hani. Al işte ya tek yaptığı... Abi yapay zeka. Buyurun. Sonra niye atar yapıyorsun? Neyse umurumda değil. Ulan Cena. Hak ettin lan tamam. Ya ben adam olayım diyorum. O kadar şampiyonluk yapmışsın. Adam akıllı bitireyim diyorum senin şampiyonluğunu. Ama sen beni zorluyorsun yani. Şeylik yapmaya. Fıdırsın mı? Woo! Geçmiş olsun. Ezik ya. Bu kadar kolay mı?
Bu kadar kolay mı Cena? Bu kadar kolay mıydı yani? Aylardır şampiyonsun ve bu kadar kolay mı vereceksin? Okey. Üzdün. Üzdün. Yusuf Splash'e gitti ya. Ha neyse. Maç o kadar iyi önemli olmayabilir ama sonucu önemliydi. Çünkü sonunda yeni bir kızlar arası şampiyonumuz var. O da Jimmy Uso. İlginç. Harbiden Jensen'dan farklı birini görmek. Acı Jimmy Uso'nun girişini çok merak ediyorum. Şimdi iki şampiyonlukla birlikte girecek ya. Acaba hangisiyle girecek? İkisini birden mi taşıyacak yoksa sadece kızlar arasını mı taşıyacak? Göreceğiz. Hadi diğer maçımıza geçelim. Diğer maçımız... Benim oynamayacağım bir maç. Öylesine koyduğum bir maç. Ziggler Pay-Per-View'de olsun diye. Mark Henry'de burada bir iş yok. WrestleMania'da Mark Henry'nin işi. Onu da Pay-Per-View'de olsun diye koydum buraya. İkisini de yani takılsınlar kendi başına. Kim yeniyorsa yensin şu an. Önemli bir maç değil yani. Filler maçı diyebiliriz yani. Ne olmuş? Mark Henry Lana'ya parmak atmıştı. Ziggler de çok sinirlenmiş. Şimdi Mark Henry'le kapışacaklar. Buyurun hikaye bu. Tabi bu house show'da olduğu için siz göremediniz. Live event olmadı maalesef. Wow, step, wow. Arena harbiden hoşuma gidiyor. Zevk alıyorum. Zevk aldınız mı? Bir ara zevk olayı falan vardı onda. O zevk olayında geri geliyorum gidiyorum falan. Gerçi ama artık yorumlarda çok söyleyen yok Kerem abi videolarından zevk alıyorum diyen. Bir aralar hani ciddi söyleyenler vardı onu sonra ben onun üstüne yorum yapacak şaka olarak söylemeye başladım sonra yavaş yavaş azaldı böyle. Neyse herhalde Universe Mode için en iyi giden ay bu aydı ya. Harbiden bu aydı. Diye düşünüyorum. En azından son birkaç bölümdür çok iyi gidiyoruz. Ondan önceki bölümler bayağı atar yapmıştım. Ama yani yavaş yavaş umursamaya başladım o küçük şeyleri. All the small things. O yüzden daha iyi gidiyor. Neyse bir saniye. Birisi mesele yapmıştı da. Sonra kapatmış. Devam ediyoruz o yüzden. Hiç durmadan. Dolph Ziggler vs. Mark Henry. Mark Henry WWE şampiyonluğu maçı garantili olan bir insan. O yüzden şu an hani bütün gün boyunca yatsa bile kimsenin önünde olmayacak. Kimsenin değiştireceği bir şey olmayacak. Royal Rumble'ı yendiği için hani hakkı istediğini yapar. Hiçbir şekilde değişmeyecek o maçın olacağı. Hani sadece bir sorun olabilir. O da işte sakatlanırsa daha önce de söylediğim gibi. Sakatlanırsa o zaman mecburen değiştireceğiz. Ama güreşe yani güreşebildiği sürece Mark Henry o maçı yapacak. Ooo Ziggler geberebilir. Bunu size tuş ederdim ben Mark Henry olsaydım. Yani belki bitirirdim maçı. Neyse Dolph Ziggler geri geliyor bakalım. Yorumlarda çok isteyenler var ama yani Dolph Ziggler de her maçı kaybediyor yani yapabilecek bir şey yok. Belki bu maçı kazanır. Hani artık çok bir olayı kalmadı Ziggler'in bu maçı kazanmasının. Ama belki bu maçı kazanır. Ondan sonra ilk defa görüyorum öyle bir animasyonu. Ondan sonra ne bileyim ikinci hafta Dolph Ziggler'a bir tane daha maç veririm. Onu kazanır. Üçüncü hafta bir tane daha veririm. Onu da kazanır. Bir bakarsınız Dolph Ziggler'ı birinci contender'lığa koyarım. Yani. Düşük ihtimal ama olabilir. Hani bu maç yani bu maç bize göre o kadar önemli olmasa da Dolph Ziggler için önemli kısacası. Herkesin her maç önemli yani. Mesela Finn Balor'ın kazandığını aklımda tutuyorum. Birkaç kere kazandı hatta o. Ona bu ay bir şey vereceğim. Yanlış anlamayın. Suicide'la da bir şeyler yaparım. Kazanmasa bile çok eğlenceli abi çünkü onların maç. Ha neyse. Ziggler'den güzel bir reversal. Şimdi ne yapacak? Hiçbir şey çünkü Mark Henry'den de reversal geldi. Ve devam ediyor Mark Henry dalmaya.
Ziggler'a. Uuu, kafasını yere çarptı. Kimsenin ne kadar canı olduğunu falan da göremiyoruz o yüzden. Kimsenin finisher olup olmadığını da bilemiyoruz. Her an hani bir signature görebiliriz şu an. Mesela şimdi signature görebiliriz ama görmedik. Hayır. Ziggler'dan güzel bir reversal. Ve ooo, Turtle diyorum ben. Söylemeyeceğim onun ismini. Aha bak, bu sefer tuş etti. İşte bu. Ezdi ya. Ziggler'ı ezdi ama tabii ki de. Bu kadar basit bir hareketle Ziggler'ı yeneceğini düşünüyorsan yanılıyordun. Body slam. Kafa attı resmen adam yerdeyken. Ziggler buna tuş olacak mı? 1 2 Oo, 3 oluyor sandım var ya, tamamdır Ziggler abi. Hani çok kötü şekilde kaybetti de. Öyle kaybetseydi Ziggler'ın hiçbir umudu kalmayacaktı. Ziggler'dan çok hızlı bir jumping DDT. 1 2 Hayır. Hayır. Şimdi ilginç çünkü ikisinin de finisher'ı var. İlk yakalayan bitirecek maçı kısası. O da Mark Henry olabilir. World Strongest Slam deneyecek. Hayır, Ziggler reverse sweep'i başardı. Ziggler bu maçı yenebilir. WWE şampiyonunu yenebilir. Bir tane daha DDT. WWE şampiyonu derken de anladınız ne demek istediğimi açıklamaya uğraşamayacağım. 3 oluyordu neredeyse. Yine çok yakında sinemalarda. Son anda kick out yaptı Mark Henry. Oh, bir headbutt. Direkt Zob Ziggler'ı yere yığdı. Ve tuş ediyor onun üstüne. Tabii ki Zob Ziggler'dan kick out geldi. O kadar basit gideceğini söylememiş. Yani demiştim o kadar basit gidemez diye. Şu an Mark Henry çok büyük tehlikede. Zob Ziggler'da büyük ihtimalle 2-3 tane zigzag var. Yep. Tam zigzagdan bahsederken de Dolph Ziggler'ın yapmak istediği şeydi. Bence tahmin edebiliyorsunuzdur. Çevirdi Mark Henry'yi. Zigzag ringin ortasında. Ve inanamıyorum. Dolph Ziggler sonunda maç yendi. Evet. Dolph Ziggler sonunda maç yendi. Yendi ilk maçlardan biri olabilir. Okey. Bunu aklımda tutacağım. Sonunda Ziggler aramıza hoş geldin. Mark Henry de ne yapıyor bilmiyorum abi. Sürekli maç kaybediyor zavallı. Nasıl da WWE şampiyonu olacak bilmiyorum. Ki yani şöyle bir strateji de vardır abi. Şey, zaten maçım var, ne halt yersem yerim, istediğim kadar kaybedeyim. Tek yapmam gereken şey WWE şampiyonluk maçını yenmem. O yüzden belki de pek stresi sokmuyordur kendini. Mesela burada kick out yapabilecekken zigzag'e yapmamıştır. Yani umurumda mı, zaten WrestleMania'da WWE şampiyonluk maçım var deyip takmamıştır. Ben olsam öyle yapardım yani. Mantıklı. Uzun süredir duymadığım bir şey var. Dolph Ziggler yendi ha. Özel animasyonu var mı Dolph Ziggler'ın? Bu Dolph Ziggler'a özel animasyon olduğunu sanmıyorum. Neden yapmamışlar ki Dolph Ziggler'a özel animasyon? Kaç... Hani girişini özelleştiler. 2 dakikada hani sevinme animasyonu koysa. Neyse. Küçük detaylara takılmayayım. Sıradaki maçımız Avrupa Şampiyonluğu için Extreme Rules Kane vs Triple H. İlginç bir maç olacak. Güzel olur mu? Potansiyel var ama Extreme Rules maçları genelde benim tepeme attırıyor. Neden ne Extreme Rules koydum bilmiyorum. European champion. Çok iyi söylüyor. Ve King of Kings. Yo, Jimmy hit me with that Triple H. Belki birkaç kişi biliyordur ne dediğimi. Yine bir random seçtim. Triple H. Evet, depresyona girmişti, saçları dökülmüştü, şimdi saçları tekrar geri geldiğine göre depresyondan çıkmış. İnanamıyorum. Abi çok saçma ki ya. Of. Bir sürü attire var ama hepsi birisinde uzun saçı, birisinde kısa saçı var, o yüzden
Ne oluyor ne bitiyor anlayamıyorum. CM Punk'ta da aynı. Bir ara saç modeli farklı oluyor. Bir ara saçı olmuyor falan. Hani Unity mod boyunca en büyük problemlerinden biriydi yani. CM Punk ve Triple H'in saçı. Daha çok CM Punk'ın saçı çünkü Triple H'i yani ilk görüşlerimizden artık bu. Kaç oldu? 3, 4 Royal Rumble'la birlikte 5. falan görüşümüz herhalde Triple H en fazla. Neyse full girişi izlemeyeceğim. Belki ileride şampiyon olursan, yani bu maçı yenersen full girişini izlerim böyle şampiyonken. O zaman olur. Hak edersin yani izlenmeyi de. Şu an göreceğiz bakalım. Hak ediyor musun, hak etmiyor musun? Bu animasyonları gördük, uzatmaya gerek yok. Ooo, bugün yine eski bir şampiyon yoksa gidiyor mu? İlk Randy Orton gitti eskilerden. Sonra John Cena. Kane kalabilecek mi yoksa o ikisi gibi o da gidecek mi? Şu an en eski şampiyon tag team şampiyonları Jimmy, Jey Uso. Ondan sonra Kane. Değil mi? Evet. Sonra Shawn. Sonra Rain, sonra Cesaro. Öyle. Sıralama öyle şu an. Sonra da Jimmy. Jimmy Boy daha yeni olduğu için işte en başta o. Hadi Kane, ne oldu? Bu maç Extreme Rules maçı biliyorsun değil mi Kane? Whoop. That's gotta be Kane. Aa, yanlış yerden vurduk kalkaya. Bir dakika enerjimi doldurayım. Güzel. Aa ya niye strong hit yapıyor? Diz atması gerekirken durup tokat atıyor. Bir daha deneyeceğiz. Ah pardon. Bu hareketi deneyene kadar maçı kaybedeceğim ha. What the fuck? Röstemedi bile. Haa. Ooo. İplere sürünerek indik. Gel lan aynısız ben de sana yapacağım. Ooo. Yine iplere sürünerek indirdi. Of abi. Hadi Triple H kalk ayağa bir şey yapalım. Bu böyle giderse kaybedeceğiz maç çünkü. Gece oldukça reversal'larım kötüleşmeye başladı. Yine kötü olsa bile yani Johnson'a iyi yani. O kadar da kötü değil herhalde. Okey. Son bir kez daha deniyoruz bu hareketi. Oldu oldu. Lan. Bak şimdi. Gabriel. Of. Kane çok iyi gidiyor şu an. Bunu değiştirmemiz lazım. Yes. Ya bir reverse'le şu hareketi mi? Ha sonunda be. Yarım saattir yapmaya çalışıyorum bir şey. Geldim şimdi tamam. En iyi arkadaşımı getiriyorum. Şaka yaptım. Çünkü pedigree yani kafaya gelen bir hareket. Niye şimdi gövdene çalışayım değil mi? Spinebuster. Oo, adamın boynunu kırdım. Spinebuster'la yenecek değilim seni Kane. Üzgünüm ama. Kafana dalmam gerekiyor yani. Hadi. Hadi adamım. Adamım. Aa, gel sen Gabriel. Ups. Bence bu bir hataydı. Kaç. Kaç. Kaçtık tamam. Bak 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 bak. Hadi Triple H gir içeri. Okay. Tabii ki de çok slam olduğu için şimdi tek yapmaya çalışacağı şey beni içeri atıp bitirmek maçı. Of. Of yapay zeka. Ama belki de biraz işleri değiştirecek. Göreceğiz. Ben de deneyeceğim merdivenin üstüne bir hareket yapmayı da. Hani garanti etmeyin. Çünkü hiç olmuyor biliyorsunuz. Hayır. Oo niye uçtu öyle? Reverse'de hadi reverse'de. İzin veriyorum reverse'de. İzin veriyorum lan. Ya oç ya. Al. Sen bilirsin yani. Okey. Çok slam mi daha hızlı? Pedigree mi daha hızlı? İçimden bir ses öğreneceğimi söylüyor. Ooo. Rusty yemedi de. Geçmiş olsun Kane. Ooo. Geçmiş olsun abi. Yüzüne de değil direkt boynuna yaptım abi. Boynuna. Okey. Omuzu yerde bile değil hakem. Omuzu yerde bile değildi.
ama önemli olduğunu sanmıyorum. Hakem takmadı bile ve maçın bittiğini söyledi. Bu demek oluyor ki maç bitti hani. Başka söz söyleyemeyeceğiz. Ve uzun süredir şampiyon olan bir kişi daha gömüldü resmen. John Cena gibi 2 dakikada yenildi. Ben bu adamları yenilirken böyle çok epik maçlar göreceğiz falan sanıyordum. Nope. 2 dakikada yok ettim hepsini. 35 dakika olmuş bile, daha hiçbir şey yapmadık. Daha çok var. Daha 3. maç değil mi bu? Jimmy Uso kıtalar arası şampiyon, Triple H Avrupa şampiyonu. İşler bayağı değişmeye başladı. Hadi diğer maçımıza geçelim. Ha bir de Dolph Ziggler'la şey olduk değil mi? Evet. Mark Henry. Neyse. Rey Mysterio için yeni bir düşman bulduk. Takılıyordu dedim. Rey Mysterio arkada takılıyorsan gel, pay-per-view'de boş maç var. Seninle maç yapacak birini buldum. Rey Mysterio'nun eski bir akrabasıymış. Girişini editlemeyi unuttum, lanet olsun. Girişliğine Undertaker gibi olacak, of. Aslında kendisi İtalyan değil Santino Marella'nın. Aslında kendisi doğma büyüme bir luchador. Evet. Maskesi niye öyle lan? Abi galiba bu adamın içi boş bir de. Adamın şeyi burnunda diyecektim. Penisi burnunda diyecektim hani. Azmış. Abi yaratma ekranında öyle değildi yüzü. Bir de ciddi ciddi geliyor. Arkasında şey, önünde 6, arkasında 9 yazıyor. 69 yani. Bu işte Rey Mysterio'nun sevilmeyen kuzeni Santino Marella. Beşiktaş'ı tuttuğunu söyledi kendisi bana. Türkiye'yi de çok seviyormuş falan. Direkt şeye bağladım işte. Shadow Warrior mıydı neydi? Bakalım Rey Mysterio bu artistliğe ne cevap verecek? Birazdan öğreneceğiz. Yine Santino Marella maçı olduğu için dokunmuyorum. Yapay zeka kendisi takılsın abi. Rey Mysterio Santino Marella'ya yenilirse artık ne diyeyim? Hani harbiden ne diyeyim? Bu yaka bu yaka 69. Gonna do when they come for you falan. O nereden geliyorsa. Kesin bir ara Rey Mysterio böyle Bad Boys 2'nin reklamını falan yaptı oradan. Neyse. Takmadı bile yanındaki yani. Santino'yu takmıyor bile Rey şu an. Start'a basıyorum. Başlayayım bakalım yapay zeka. Lar. Teknik olarak bir tane yapay zeka var. O yüzden yapay zeka diyeceğiz. Bak arkada Santino bile yazdı. Tabi Rey Mysterio gibi bir şey yok böyle. Parası olmadığı için direkt eşofmanla geliyor adam. Direkt bir terziye ismini yazdırmış oraya, o kadar. Parası başka bir şeye yetmiyor. Zavallı Santino. Belki Rey Mysterio'yu yenerse ama. İleride daha güzel ayakkabılar, daha güzel kıyafetler alabilir kendine. Belki de Rey Mysterio'nun yerine Santino Marella'yı görürüz. Kim bilir. Yalnız üstündeki singleti yaparken hoşuma gitti renkleri hani. Dalga geçmek için yapmazsam belki Santino Marella için böyle ciddi bir kostüm yapabilirdim de. Yani Santino Marella üzerinde kim uğraşacak abi. İlk geldiğinde hani belki Santino Marella hani şaka olmaktan çıkıp daha ciddi bir gimmick'e bürünebilirdi de. Artık çok geç onun için hani. 2010'larda belki düzelebilirdi. Onun dışında tamam. Çünkü o zamanlar insanlar hafif hafif inanmaya başladı Santino belki güreşebilir falan diye. Abi bu arada maske olayı da çok iyi. Rey Mysterio düzeltmeye çalışıyor gördüğünüz gibi yüzünü vura vura. Çoğu insan diyordu o zamanlar işte Santino aslında güreşebilir, şans verse falan. Belki işte o zaman ciddileşirdi de sonra WWE yine aynı şekilde devam etti Santino Marella'yla. Ve kaldı böyle gibi. O kadar kötü olduğunu söyleyemem hani. WWE'de adam akıllı güreşmiyor. Sadece eğleniyor, saçma sapan çocukça şeyler yapıyor. Bol bol para kazanıyor, gidiyor adam. Rahat rahat yaşıyor yani. Benim öyle işim olsa hay hay abi hemen yaparım. Daha iyi de olabilirdi ama yapacak bir şey yok işte. Yine Barrett durumu gibi. Adama yapmadıkları kalmadı ama en azından Damien Sandow gibi değil hani. Adam en azından televizyonda, ne kadar uzun süre televizyonda kalacak hiç bilmiyorum. Ama
Hani adam saçma sapan şeyler yapsa da televizyonda ve para kazanıyor yani. Yani içinden nefret etmezdim ben. Ooo Rey Mysterio fena sinirlendi galiba, bayağı sinirlendi. Santino Morelli'yi falan masadan geçirecek ama Santino izin vermedi. Direkt içeri fırlattı. Rey Mysterio da çok güzel bir dropkick'le üstüne mi atlayacak? Yani tek tek olarak üstüne atladı ama beklediğim şekilde değil. Ooo Santino Reversal yine ringin içine matcha kayır. Rey Mysterio izin vermiyor. Dropkick'i reversal'ı Santino. Rey Mysterio'dan reversal. Santino'dan tekrar reversal ve tahmin ettiğim gibi ringin içine fırlattı. Santino daha şey oynuyor yani, daha güvende oynuyor bu oyunu şu an. Ya kazanırsın ya ölürsün Santino. Oha ne yaptı lan? Oo Rey Mysterio vay anasını, teknikal hareketler yapıyor. Vay Santino yakıyorsun. Bir dakika. Maskesi iyice gerilmeye başladı. Oo. Sanırım Santino Marella maskesi gerilmeye başladıkça güçlenmeye başlıyor. İçindeki yoğunluk artıyor böyle. Bu yüzden vuruşları falan daha sert olmaya başlıyor. Bilmiyorum. Rey Mysterio'dan güzel bir Hurricane Runner. Kaldırdı Santino'yu. Her an Signature gelebilir. Santino Signature Reverse etse de Enziguri ile Rey Mysterio hemen cevabını verdi Santino'ya. Bir kere daha seniyor. Bir kere daha deniyor Signature Rey Mysterio ve bu sefer başarılı oldu. Canadian Destroyer. 3 mü? Hayır. Vay nasıl Santino harekete nasıl dayandı be? Evet kendinden geçmiş durumda Santino. Rey Mysterio çevirir Santino'yu. Frog Splash mi gelecek? Hayır Santino'dan reversal. Rey Mysterio'dan üstüne hemen bir reversal. Ve Santino bu sefer reversal yemedi. Bu onun sonu olabilir. Ah ah. Shawn Michaels'ı denedi olmadı. Rey Mysterio'yu denedi olmadı diyecektim. Frost Splash Reverse dedi. Rey Mysterio'nun kalkmasını bekliyor. Rey Mysterio'dan Reverse geldi ama kaybedebilirdi var ya Rey Mysterio. Düşünebiliyor musunuz? Rey Mysterio Santino Marella'ya kaybedebilirdi. Ve hala kaybedebilir. Ve kaybederse yani Rey Mysterio vallahi şey yaparım hani Santino Marella'ya Rey Mysterio'nun hareket sesini veririm. Rey Mysterio yerine Santino Marella'yı görürüz artık yani. Hiç benim için sorun değil. Yani Santino Marella'ya yerilmek geçen bölümlerde dediğim gibi lisellilik ister. Biraz zor o iş. Yeniliyorsan zaten Universe Mode'da ne arıyorsun arkadaş? Hadi Rey. Yani bütün maçları kaybetmenin nedeni gayet ortada. Santino'ya kaybediyorsan normal yani diğer maçlarda kaybetmen. Başından beri bir böyleydi, maskesi yoksa her gittikçe deliriyor mu cidden? Santino maskesi abi ne biçim bir bug bu? Çok saçma. Neyse. 1, 2, hayır. Rey Mysterio'dan hemen bir kick aldı. Biliyorsanız o Santino'nun signature'ıydı. Yine bir feature denedi. Yine Rey Mysterio'dan reversal. BT shot denedi. O da işe yaramadı. Sarımsaklı bir yemek yemiştim. Dışarı çıkarmayı unutmuşum. Çok güzel kokuyor anasını satayım. Oh. Bu maçtan sonra ne yapacağım belli oldu. Direkt dışarı atacağım onu. Apartman kokusu anasını satayım. Hadi. Aa BT shot'la bitirecek sandım Rey Mysterio. Olur muydu yani öyle? Olmazdı tabii. Santino'da birden fazla finisher yok mu? Bilmiyorum. Santino yumruklara devam ediyor. Resmen eline dokunuyor yumruk atmak yerine ama sonuncusu kesinlikle yumruktu yani. Bir dakika Rey Mysterio. Dedim ne oluyor? Bayılttı mı adamı yumruklarla? Oo stunner! Santino stunner! Rey Mysterio yerde 1, 2... Oha. Ne tepki vereceğim bile bilmiyorum şu an gülmekten. Gülmekten nefes alamıyorum abi. Tamam anasını satayım. Santino Marella Universe Mode'un yeni Rey Mysterio'su. Umurumda bile değil. Bundan sonra Santino Marella'ya Rey Mysterio'nun girişini veriyorum. Rey Mysterio'nun hareketlerini veriyorum. Zamanım olursa da adam akıllı Santino Marella'ya Rey Mysterio'ya benzer bir kostüm yapıyorum.
Zaten Rey Mysterio da çok yaşlanmıştı. Dizleri falan çok kötüydü. Artık yeni birisinin yerine geçmesi gerekiyordu. Ve görünüşe göre geçecek adam buldu. Abi çok iğrençti ya. Rey Mysterio nasıl Santino Marella'ya kaybeder? Nasıl kaybeder? Sadece Rey Mysterio'yla kalmayacak. Artık Santino Marella'yı Universe Mode'da daha çok göreceğiz. Neden? Çünkü başkalarıyla da maç yaptıracağım. Atıyorum Brock Lesnar'la Santino Marella maç yapacağım. Bir bakıyorsunuz Santino Marella Brock Lesnar'ı yendi. Hani rezil rüsva adamları ben Universe Mode'da istemiyorum. Anlatabiliyor muyum? Santino Marella da şey gibi. Test gibi. Hani liselilik testi gibi. Eğer Santino Marella'yı yenebiliyorsan liseli değilsin. Yeniliyorsan Santino Marella'ya liselisin. Abi adam bir anda Yunus Mod'un en büyük parçalarından biri haline geldi. Resmen en büyük gimmicklerden birine sahip şu an. O kadar büyük bir gimmicki var ki neredeyse her hafta maç yapabilir artık hani. Yeni John Cena Challenge değil artık şey Santino Challenge olacak. Çünkü John Cena Challenge hala devam eder herhalde bilmiyorum. Ama yani kıtalar arası kemeri kaybetti. Bu arada yeniliyordu zaten sürekli. O yüzden hani eskisi kadar olayının kaldığını sanmıyorum John Cena Challenge'ın. Hani eskisi kadar böyle güzel olduğunu sanmıyorum. Çünkü dediğim gibi çok kez yenildi John Cena. O yüzden yeni bir challenge'a ihtiyacımız var. O challenge'da San Mysterio. Bir isim bulacağım. Bir isim bulacağım sana. San Mysterio diyelim şimdilik. Yeni challenge'ımız San Mysterio challenge'ı. Bunu kesin olarak algılamayın. Birkaç bölüm denerim belki. Ama beğenmezsem uçup gider bu fikir. Şimdi nasıl söyleyeyim hani. Her neyse diğer maçımıza geçelim. Diğer maçımız ne? Diğer maçımız dünya şampiyonluğu için Elimination Chamber maçı. Sanırım gecenin sondan ikinci maçı olacak bu. Gördüğünüz gibi Luke Harper, El Generico, Bo Dallas, Cesaro, Antonio Cesaro, Alberto Del Rio ve Tyson Kidd var. İlginç bir bölüm oldu bu ya harbiden. Neyse diğer pay-per-view'ler gibi saçmalamadık en azından yani. Kim olacağım biliyorsun yani sen. Sami Zayn. Start match. İlk olarak direkt Wyatt'lar başlıyor ha. Luke Harper ve Bo Wyatt. Ya da Bo Dallas diyelim ne fark eder. Ve şu an Bo Dallas'ı öldürüyor Luke Harper. Vay be. Buradan Alberto Del Rio dışında kim yenerse mutluyum hani. Kim yenerse yensin. Benim sorunum olmaz. En çok yenmesini istediğim tabii ki de Sami Zayn. Alberto Del Rio'yu da koydum. Çünkü videonun başında dediğim gibi. Kendi kurallarıma uymazsam ne mantığı var işte. Çok sıkıcı olur. Alberto Del Rio için de bir maç yaptım. O yendi maçı. O yüzden yendi halde şampiyonluk maça kaynasaydım ayıp olur. Aslında olmaz ama olsun. Şimdilik ninja yolumu bırakmayacağım yani. Lütfen Sami Zayn olmasın. Lütfen Sami Zayn olmasın. Biraz dinlenmek istiyorum. Lütfen Sami Zayn olmasın. Oyun trollüyor beni resmen ya. Oh bari insanlara biraz artistik yapalım girmeden. Oley 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 oley. Ben bekliyorum abi yorumda değil. Ben buraya şampiyonluğu yenmek için geldim. Hani eğlenceli maç yapmak için gelmedim. Baştan söyleyeyim. O yüzden dördüncü kişi çıkana kadar bekliyorum ben. Burada finisher'ımı getireyim. Zaten Bo Dallas'ı yok etti Luke Harper diyecekken bir anda Bo Dallas şey etmeye başladı, geri gelmeye başladı. Ne oluyor lan? Bir an dedim dropkick mi yapıyor? La 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 la. Ben burada takılıyorum. Hiç beni takmayın zaten. Oo, Ben Sibel abi resmen adamlar Belt'i yapıp durdu birbirine maç boyunca. Ve dördüncü kişi kim? Yani 150'ye geldim yeterli. Dördüncü kişi kim? Alberto Del Rio mu? Hayır, Cesaro. Dünya şampiyonu. Erken çıktı. Yani potansiyel olarak yeni bir dünya şampiyonu görebiliriz burada. Bilmiyorum. Neyse ben Luke Harper'ın peşinden gideceğim. Çünkü maçın başından beri takılıyor. Tek sorunu signature yapabilmesi. Yani o olasılığı çok yüksek. Onun dışında bir sorun yok. Çünkü adam ezik. Bir signature bir finisher tamam gitti adam. Hani maçtan çıkardık onu.
Ama sırada o yeni geldiği için daha rahat roster falan. Anladınız zaten, size açıklama gereği duymuyorum hani. Anlayabilecek zekada olduğunuzu düşünüyorum. Oo, bu arada satar yapmış Luke Harper resmen. Hani Anthony Cesaro'dan dayak yiyor ama umrunda değil. Gelip tekrar Luke Harper'a daldı. Cesaro, bunu yapacağından emin misin? Hani bak, momentum'a iyi baktın mı? Birazdan... Oo, Cesaro hak ettiğini aldın anasını satayım. Yok yere bana dalıyor ya. Gel gel gel. Gel 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 gel. Tyson Kidd çıkıyor, son olarak Alberto Del Rio çıkacak. Bu biraz üzücü. Çünkü Alberto Del Rio'nun şampiyon olma şansı daha da arttı o sayede. Oh! Tyson? Ne yapıyorsun? Ne oluyor? Luke Harper'ın iki finisher'ı var. Hmm, şu an en güçlü adam Luke Harper herhalde ya. Yani benim canım fazla da iki finisher'ı olan... Yani en çok finisher'ı olan en güçlü şu an. En tehlikelisi o yani, her an bitirebilir birbirimizi. Oo, bu arada zipleri tutundu, halde çekti adamı. Oo, bir de tuşa gidiyor. Hayır. Aa, hello bucking deneyecektim, olmadı. Cesaro reverse'ledi. Tamam. Kaçabildiğim anda kaçacağım buradan. Cesaro'nun signature var çünkü. Aa, bana bakmıyor zaten, çok şanslıyım. Ben burada takılıyorum. Alberto Del Rio, çık dışarı. Oyun popucu yarım. Oo, discus crossline. Discus crossline, Tyson Kidd'e geldi. Bir deadlift geliyor bu arada Cesaro'dan. Oo, 3 oluyordu. Tyson Kidd her an gidebilirdi maçtan. Ve Alberto Del Rio maça girdi beyler bayanlar, merdivenden kayanlar. Deadliftle Bo Dallas gitti. Umutlarım olduğu adam gitti. Bir dakika, Neutralizer geliyor. Kendi eski tag team partnerinden Neutralizer yaptı. Bütün canı gitti anasını satayım. 1 2 Oo, Tyson Kidd hala hayatta. Discus Crossline yedi, Neutralizer yedi, adam hala maçtan gitmedi, bayağı dayanıklı hani. Onu kesinlikle söyleyebilirim bu arada. Alberto Del Rio fena yapıyor Luke Harper dışarıda. Ama hala dikkatli olması lazım çünkü Luke'un finisher'ı var. Neyse, gelmiş zaten içeri. Okey, sıradaki hedef Cesaro. Maçta yeterince durdu bence, siz ne düşünüyorsunuz? Artık yeni bir dünya şampiyonu görme sırası geldi bence, yani zamanı geldi bunun. Gel bakayım. Yapma bunu Tyson. Yapma bunu Tyson. Oh! Oh! Yakalandın Cesaro. Hakem. Bir. Oh, bir dakika. Discus Crossline yedi Tyson Kidd. Yediği üçüncü finisher. Ve artık dayanamayarak tuş oldu. Çok hızlı geçiyor lan bu maç. Yeter. Daha yeni başladık. Cradle DDT. Şu an Del Rio en iyi durumdaki, yani o da çok şey söylemiyor. Okey. Luke Harper'a bir Blue Thunder Bomb yapsam gider. Ve daha önce de Blue Thunder Bomb'u finisher olarak sayacağımı söyledim çünkü OP hareket abi. Finisher olması gerekiyor. Tamam. Emergency Chamber'da en nefret ettiğim şey çok zor çünkü reverse'lemek çok zor çünkü şey, adamlar önde kapışıyor ya, göremiyorsun adam ne zaman hareket ediyor falan. Neyse, Blue Thunder Bomb. Bye bye Luke Harper. Seni tanımam güzeldi. 1, 2, 3. Hoşça kal Luke. Siz içeride sorularınızı halledin. Bana doğru gelirsen koca clutch yiyeceğinden haberim vardır eminim. Aha, bir dakika. Çok şanslıyım var ya, buraya çıkmasaydım. Oo, signature denedi, olmadı. Ben bekliyorum abi. Yani hiç umurumda değil, siz sakılın. Deadlift mi geliyor? Hayır! Del Rio'dan reversal. Aa, beni düşürdü. Neyse ki şanslıyım, bana dalmadılar. Ne abi, çok şanslıyım iki seferdir. Oo, oo. Bir de signature var. Bırakıyorum abi ben bunları. Birlikte kapışsın der yani. Ben dünya şampiyonu olmak istiyorum yani. Hiçbir şekilde de şansımı kaçırmak istemiyorum. O yüzden takılsınlar işte. Oha! Resmen Finn Balor'ın finisher'ın küçük versiyonunu yaptı. Oo! Enziguri yaptı da signature falan da değildi yani. Normal bir hareketti. Ne yapıyor bu seri? Al işte. Köşeye atman gerekiyor ya da yere düşürüp senin köşeye gitmen lazım. Deliriyor yani. Bunlar, bunun hani çok zorluğu yok. Bak hani şimdi git o köşeye. Yap signature'ını. Bitir maçı.
Bir dakika, köşeye fırlatacak o zaman. Ben hiçbir şey yapmak istemiyorum dediğim gibi. Ben köşede saklanıyorum. Ben yokum aslında maçta. Benim olduğumu bilmiyorlar hani. Woo! Bye bye Cesaro. Oh! Canı sıfırdı, nasıl kick out yapar? Cesaro gitmek istemiyor. Henüz daha şampiyonluğunu çok seviyor herhalde. Yalnız roll up geldi ve Cesaro gitti bu sefer. Signature'a, finisher'a falan da ihtiyacı olmadı. Cesaro gitti. Geriye sadece Alberto Del Rio ile Sami Zayn kaldı. Hell of a kick. Zaten o izleyiciler de coştu. Ben de coştum. 1-2-3 Sami Zayn. Sonunda yeni dünya şampiyonu. Uzun bir yolculuktu. 20 Spot'un başından beri gittiğimiz bir yolculuktu. Ama sonunda dünya şampiyonu olabildik. Tyson Kidd abi. Bu maçtaki en büyük olaylardan biri Tyson Kidd'di. Adam çünkü 3 tane finisher yedi yani. Ondan sonra gitti yani. Neutralizer, Discus Throwsline, üstüne bir tane daha Discus Throwsline. Ve abi yine bak, çok tehlikeliydi var ya. Bir şekilde Del Rio'nun reverse deseydi yeni şampiyon Del Rio olabilirdi. Ve demiştim, maçın başında demiştim, Del Rio'yu şampiyon olarak görmek istemiyorum diye. Ve şanslıyım ki görmekte zorunda değilim. Duydunuz mu? New World Heavyweight Champion. Şu an Seth Rollins facecam olsaydı ağlayacaktı. Bu sen olabilirdi Seth Rollins. Tabii kemer WWE kemeri olurdu ama. Sen de burada şampiyon olabilirdin Seth. Tek yapman gereken şey Roman'ı yenmekti. Ve bunu beceremedin. Suçlayacak tek kişi var, o da sensin. Okey, burada rastgele birisi olarak oynayacağım ama Sami Zayn gibi oynamayacağım, bu birincisi. İkincisi de iki şeyin arasında kaldım. Hiç karışmasam mı acaba bu maça? İçimden bir şey hiç karışmamamı söylüyor yani. Rastgele olsun bitsin diyorum ama. Zaten Sami Zayn ile Elimination Chamber maçını oynadım aynen. Bir daha karışmaya gerek var mı bilmiyorum. Var ya. Karışmayacağım. Roman Reigns, Brock Lesnar, Undertaker, Batista, Shawn Michaels, Chris Jericho. Batista'ya da sövdüm. Eziksin diye de unutmuşum bu maçta olduğundan. Haberim yoktu yani. Onu tamamen aklımdan çıkmış. Oynayacak mıyım, oynamayacak mıyım? Fuck that shit. Yapay zeka kendi başlasın. Bugün yeterince oynadım oyunu. İlk olarak Batista ile Undertaker başlıyor. İlginç. WrestleMania 23'te kapışmışlardı değil mi? Ya da 21'de mi ne? Yo, 23 de olabilir. Edge miydi yoksa 23? Çok eski abi. İlk başladığımda WWE izlemi 23 falan çok yakın geliyordu da şimdi bir baktım. Yıllar geçmiş. Undertaker tabii de bakın. Cidden şey, tam Undertaker oldu var ya. Çünkü realde de yapıyor biliyorsunuz. Brock Lesnar'a kaç kere taşaklarından geçirdi. Cidden gayet güzel yapmışlar. Çok şans eseri oldu ama olsun. Undertaker gerçekçi oldu cidden. Bir de bendeki modelinde saçları da aynı şu anki saçlarıyla. Niye? Çok saçma, adamlarla oynamıyorum da yine 19-8 diye saymaması, şey, salması gerekiyor. Çok saçma. Her neyse. Üçüncü kişi Brock Lesnar. Şu an en güçlü 3 kişi ringde. Onun dışında bir de Roman Reigns de biraz güçlü de. Hani Undertaker, Brock Lesnar, Batista kadar güçlü olduğunu söylerseniz. Biliyorsunuz, yalan söylüyorsunuz. Bu 3 kadar güçlü olduğunu sanmıyorum. Belki Batista kadar olabilir de. Tamam, Undertaker kadar da olur. Yani eski hali olsaydı Undertaker'ı sanmıyorum da. Kesinlikle. Zaten bu ringdeki hiç kimse Brock Lesnar kadar güçlü değil. Brock Lesnar ayrı bir insan. Yani insan mı onu, o bile belli değil. Beast Incarnate işte. Yine Batista şey, Batista ile Undertaker birbirine dalıyor. Yine maçın başında çıkan adamlar. Oo, triangle chokehold. Başarabilecek mi? Sanmıyorum. Ama en azından Batista'ya
biraz hasar vermiş olacak ve WWE şampiyonu Elimination Chamber maçına giren dördüncü kişi sanırım Cesaro gibi oldu bu da, değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım. O da Cesaro gibi şampiyonluğunu Elimination Chamber'da mı kaybedecek, yoksa bir şekilde buradan kurtulmayı başarabilecek mi? Ve kaybederse büyük ihtimalle bundan sonraki Raw'da rematch olacak. Kim yenerse şampiyonluğu, Shawn Michaels'a rematch yapacaklar. Ve yenen WrestleMania'ya WWE şampiyonu olarak gidecek. Onu şimdiden söyleyeyim. Yani belli olmaz, belki hiç yapmam rematch. Emin değilim, göreceğiz. Şu an Brock Lesnar'la Undertaker birbirini wrestlıyor. Batista'nın da tek yaptığı yani Shawn Michaels'a kafasından 200 tane yumruk atmaktı. Ama neyse. Bir dakika. Ben konuşurken Undertaker Brock Lesnar'a çok sert bir çok slam yaptı. Roman Reigns hemen Brock Lesnar'ı ayağa kaldırdı yalnız. Tuş etmediler. Genelde Signature'dan sonra tuş ederlerdi ama Brock Lesnar'da hani biliyorlar abi bir çok slam'ı tuş olacağını, tuş olmayacağını onlar da biliyor yani. Küçümsemediler. Bir dakika. Undertaker tombstone mu yapacak? Bir dakika. Hayır, yapamayacak. Yapamayacak çünkü Shawn Michaels reverse'ledi. Kendi tombstone'unu yaptı. Ve Undertaker tuş ediyor. Tuş olacak mı? Hayır. Daha bir dakika out oldu. Bir dakika. Her an super kick gelebilir. Gelmedi. Undertaker köşeye fırlattı Michaels'ı. Oo, çok sert bir big boot. Batista ne ara signature yapacak? Maçın başından beri adamlara dayak atıyor yani. Momentum artmıştır diye düşünüyorum. Ve 6. ve son kişi de Chris Jericho. Gördüğünüz gibi o da çıktı. Hadi oyunlar başlasın. Bakalım ilk kim gidecek. Spoiler vermek istemem ama büyük ihtimalle Chris Jericho giden en son adamlardan biri olacak. Giden günlerim oldu. Ya da şey gibi şanslı olabilir Chris Jericho'da. Tyson Kidd gibi. Çünkü Tyson Kidd 5. geldi ama yanlış hatırlamıyorsam Undertaker nasıl tuş ettiğini gördünüz mü Chris Jericho'nun? Çok iyi ya bu tuş animasyonu. Neyse Tyson Kidd yanlış hatırlamıyorsam 5. geldi ama adam çok şanslıydı çünkü bütün finisher'ı ona yaptılar. Yani Chris Jericho da aynı duruma düşmezse şu an en şanslısı o. Şu an Michaels iyi gidiyor şu an. WWE şampiyonu. Hani pek bir şey yapmışlar gibi gözükmüyor ona. Köşeye çıkacaktı ve çıkıyor. Batista'ya büyük ihtimalle elbow drop yapacaktı ki Batista'yı tuş ediyor Undertaker. Ooo, moonsault yaptı bu arada. Ne oluyor bilmiyorum, her şey birbirine karıştı. Atomic drop geldi Michaels'dan. Super kick denedi. Iskaladı ama eminim bir kere daha denerse o super kick yerini bulacak. Ooo, suplex. Batista ne yapıyor? Bir şeyler oluyor abi. Herkes finisher deniyor, ıskalıyor, yeter. Düzgün başlamadan. Oo, bir dakika. Batista'dan Spinebuster Brock Lesnar'a. Gidecek mi Brock Lesnar? Oo! Brock Lesnar gitmedi. Bu arada Roman Reigns de Chris Jericho sanırım Superman punch yapacakken Shawn Michaels'a yaptı. Ne oluyor? Ne bitiyor? Ne oluyor? Bir anda herkes delirmeye başladı. Bir saniye. Undertaker'a bir suplex. İki suplex. Ve üçüncü suplex geldi. Undertaker neye uğradığını şaşırdı ve gitmiş olabilir. Brock Lesnar. Undertaker'ı tuş ediyor. Hakem. 1 2 Hayır, Undertaker'dan kick out. Ne oluyor, ne bitiyor bilmiyorum. Shawn Michaels'dan switching music. Chris Jericho gitti ama kimse tuş etmiyor. Bu durumdan yararlanmanız gerekiyordu. Neyse, Undertaker Brock Lesnar'ın F5'ını reverse'ledi. What the fuck? Crossline yaparken Roman Reigns ringten çıktı. Çok delice şeyler oluyor. Abi her yerden bir şey oluyor. Takip edemiyorum. Ne oluyor? Undertaker tombstone yapacak gibi geldi bana. Oh, spear geldi Brock Lesnar'a. Brock Lesnar spear geldi. İlk gidecek olan Brock Lesnar mı? Oh, ilk gidecek olan harbiden Brock Lesnar. Ben Chris Jericho, Batista gibi birisini bekliyordum. 2 dakika out yaptı Undertaker. Ama dediğim gibi ha, Chris Jericho'nun artistik yapıyor ya. Ama Brock Lesnar'ın ilk gidecek olduğunu düşünmüyordum. Öyle bir tuş ettiği halde
Batista son anda paçayı kurtardı. O yüzden durumu çok vahim. Bir signature'a bakıyor gitmesi sırası. Bir saniye, sharpshooter yapıyor galiba. Hayır. Figure 4 leg lock. Oo, çok sert bir hareketti Undertaker'dan. Yakaladı. Batista tuş oluyordu aslında. Yine kick out yapmayı başardı. Bir dakika, Shawn Michaels. Hayır. Hala iyi. Hala şampiyon maçta beyler. O bir dakika. Spinebuster geldi Roman Reigns'e. Şampiyon az kalsın tuş oluyordu. 2 3 Roman Reigns bir Spinebuster'la gitti abi. Seth Rollins'ı boşu boşuna yenmiş oldun yani. Şu an Seth Rollins diye gülmeye başladı arkada. O bir dakika, Lion Salt. Undertaker gidecek mi? Bu arada Batista da Batista bomb yapacak. Undertaker gitti. WWE şampiyonu gidiyor mu? Batista bomb. Batista yerde kalsa bile Chris Jericho orada. 2, 3 ve kesinlikle garanti yeni WWE şampiyonumuz oluyor. Acaba sövdüğüm adam kendisi Batista olur. O kadar sövdüm ana. Ve bir anda WWE şampiyonum olacak. Bana çok büyük kapak koymuş olur bugün burada. Göreceğiz abi, her şey belli olacak. Bu 10 dakikada belli olmuş olur herhalde. Böyle biterse saymam Chris Jericho'yu. Aferin Batista. Kaybetsen bile bu hareketinden sonra favorimsin şu an. Sana bir şans daha vermeye çalışacağım hani, verebilirsen. Artık WWE kemeri olmasın da uluslararası kemer bir şey yaparım artık, Avrupa kemeri falan. Lütfen tuş olma, lütfen tuş olma, lütfen tuş olma, lütfen tuş olma. Batista! Adamımsın. Chris Jericho, senden nefret ediyorum bu arada. Harbiden nefret ediyorum. Umarım Fuzzy asla sevilmez. Duyuyor musun beni? Asla sevilmez. Böyle maç bitirilir mi lan? Dalayarak. Abi şaka bu adam. Abi şaka bu adam. Batista gibi adam akıllı birisi olmasaydı şu an gitmiştik. Bak yine tuş ederse deli edecek beni ya. Bir anda aşırı yavaşladı var ya ilk kişiye düştüğümüzde. Her bir boka tuş etme sen de ha. Yeter. Ne oldu orada? Batista bir tekme denedi. Abi bunun üstüne de düşecek. Ya birisi bana sabır gönderebilir mi e-mail'den? Birisi bana mailde sabır göndersin. Oo, son hadi Batista bir şey yap. Şu an Batista'nın yenmesini istiyorum. Her türlü Batista'nın yenmesini istiyorum. Let's go Batista. Yenebilecek mi? Zaman gösterecek. Spinebuster. Aa, oha, yere şiviledi resmen. Batista, üzüyorsun beni. Hani Spinebuster yapken sorun yok da. En azından hani bir çaba göster. Yenmek için adam akıllı hareket yap. Keşke oynasaymışım ya. En azından yani sona kalma ihtimalim çok düşüktü de, sona kalsaydım en azından böyle saçma bir bitiş olmama garantisini hal yapabilirdim. Yani neckbreaker'la bitmeme garantisi olurdu ben sona kalsaydım. Şu an şampiyon ya Chris Jericho ya da Batista olacak. Walls of Jericho ringin ortasında. Neyse, adam akıllı hareket yapıyor Jericho en azından. O yüzden o kadar atar yapmayacağım. Ve Batista pes etti. Hakem saymadı sanıyordum ki saydı. Çok anti-climactic oldu ya. Hani maçın ortasında herkes delirmeye başladı. Sonra çok sıkıcı bir sonla bitirdik. Ama elinde sonunda, hatırlarsanız Chris Jericho ile kaç tane maçı oldu şey aman. HBK ile kaç tane maçı oldu Chris Jericho'nun. Ve elinde sonunda o şampiyonluğu aldı HBK'den. Görünüşe göre Chris Jericho vs HBK'yi bir kez daha göreceğiz. Ve bunun bitişin hoşuma gitmediği için Triple Threat maçı yapıyorum bunu. Chris Jericho, Batista. Vazgeçtim. Fatal 4-Way. Evet, Fatal 4-Way yapıyorum. Brock Lesnar ile Undertaker iki kere, yani iki dakikada halloldu. O yüzden onları bırakıyorum şimdilik. Ama bu maç Fatal 4-Way olacak. Batista, Chris Jericho, HBK ve maçta kim vardı başka? Batista. Bir de Chris Jericho tabii ki de. Lan unuttum, tamam unuttum. Neyse, anladınız. Brock Lesnar'la Undertaker haricindeki o 4 kişi bu hafta pazartesi günü
Raw'da Fatal 4-Way WWE şampiyonluğu için adam akıllı bitirseydin bu cezayı çekmek zorunda kalmazdın Chris Jericho. Başka diyebileceğim bir şey yok. Ama yine de güzel bir pay-per-view'ydü. Bu SmackDown'da Sami Zayn'in dünya şampiyonluğuyla girmesini görmek güzel olacak. Hatta herkes, bir sürü yeni şampiyon var burada. Kaybetmeyen bir tek tag team şampiyonlar oldu değil mi? Onun dışında bütün şampiyonlar kaybetti. O yüzden bu pazartesi ve çarşamba günü full herkesin yeni girişini görmüş olacağız. Yeni derken şampiyonluklarla girişini. O yüzden ilginç olacak yani bu birkaç show. Neyse, bu da Elimination Chamber'da arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize çok büyük teşekkürler. Son ayımıza giriyoruz. WrestleMania ayı. Kendisi Darıcalı'dır. İkameti oradadır yani. Umarım o ayda bu ay kadar eğlenceli geçer. Hatta umarım o ay bu aydan çok daha eğlenceli geçer. Göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.